Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhtarlar Buluşmamıza hoş geldiniz. Yönetim omurgamızın kılcal damarı olan muhtarlarımız, yönetim şemamızın da aslında en ayrılmaz parçası. Özellikle 2014 yeni büyükşehir yasasıyla birlikte ve Sayın Cumhurbaşkanımızın son dönemde muhtarlarımıza gösterdiği destek ve ilgiyle birlikte aslında eskiye nazaran çok daha önemli bir konuma geldiniz. Bizler de dünyanın en büyük belediye teşkilatı olan Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle birlikte Konya'mıza hizmet üretmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'na başladık. Harekatın başlamasıyla birlikte uluslararası arenada sesler yükselmeye başladı. Bir taraftan yaptırım tehditleri, bir taraftan silah ambargosu, bir taraftan Türkiye'yi yalnızlaştırma politikaları. Ama biz bunların hiçbirisine kulak asmıyoruz. Niye? Çünkü artık Türkiye parmak salladığınızda ya da talimat verdiğinizde hazır ola geçecek bir ülke değil. Türkiye büyük ve güçlü bir Türkiye. Yıllarca silah aldığımız, birlikte çalışma yürüttüğümüz ülkeler tek tek silah ambargosu uygulayacaklarını ifade ediyorlar. Aslında bunun fiilen bir anlamı yok. Çünkü Türkiye artık eskisi gibi dışa bağımlı bir ülke değil. Kahraman ordumuza başarılar diliyoruz. Ayaklarına taş değmesin. Rabbim muvaffakiyet versin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta Yunus kardeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah Barış Pınarı Harekatı da başarıya ulaşacak ve bölgemizde güven ve istikrarın önemli bir başlangıcı olacaktır. Buna inancımız tam. Ve buradan tüm protokolümüzle birlikte belediye başkanlarımızla ve muhtarlarımızla da güçlü bir şekilde şunu ifade ediyoruz. Başkomutanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız ve kahraman ordumuzun arkasındayız, destekçisiyiz ve sonuna kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdi çalışma zamanı. Şimdi üretme zamanı. Yeni Büyükşehir yasasıyla birlikte hizmet alanımız neredeyse 20 kat arttı. 2000 kilometre karelik alandan 42 bin kilometre karelik alana geldik. Ve bu 5,5-6 yılda kanalizasyon yapımına 535 milyon lira, içme suyuna 420 milyon lira, atık su tesislerine 237 milyon lira, grup suyuna 157 milyon, depo sondaj onarım işlerine 201 milyon lira, prestij cadde yapımına 160 milyon lira, mahalle yollarına 437 milyon lira, parke taşı desteğimize 92 milyon adet parke taşıyla destek olduk ilçelerimize, 20 şehir konağımızın yapımına 61 milyon lira, 8 ilçedeki kültür merkezimiz için 11 milyon lira. Bunlar bugüne kadar yapılanlar. Şimdi hep birlikte yeni bir başarı hikayesi yazmamız lazım. Konya Büyükşehir Yasası'nda
en iyi uygulayan illerden birisi olarak tarihe geçti. Ama hizmetin gereği her gün yeni bir şeyler söylemek, yeni hedefler koymaktır. Biz de inşallah önümüzdeki 5 yılda Konya'yı geleceğe taşıyacak önemli hizmetleri sizlerle birlikte yapmak istiyoruz. Bu dönemde kendimize 3 önemli hedef koyduk. Birincisi, altyapısı tamamlanmış ilçeler ve altyapısı tamamlanmış Konya. Geçtiğimiz dönemde kanalizasyon yatırımlarında epey bir mesafe kat ettik. Beldelerimizin tamamı tamamlandı ama hala eksiklerimiz var. Bir taraftan onları tamamlayarak eksikleri gidermeyi arzu ediyoruz. İnşallah arıtması olmayan ilçemiz kalmasın diye yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz de Çevre ve Şehircilik Bakanımız. Arkadaşlar biliyorsunuz bu dönemde merkezi hükümette çok güçlü bir temsile sahibiz. Altyapı denince Konya'nın yıllardır ifade edilen, yıllardır konuşulan ve artık bir hayal olduğuna inanılan projesi inşallah ihalesi gerçekleştirildi, hayata geçiriliyor. İnşallah tamamlandığında Konya şehirler arasında lig atlayacak. Bir taraftan da yeni raylı sistem yatırımlar için çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bu dönemin sonunda hem altyapı hizmetlerinin tamamlandığı, hem metronun hem de raylı sistem çalışmalarının tamamlandığına şahitlik etmiş olacağız. Böylece birinci hedefimiz olan altyapısı tamamlanmış bir il olacağız inşallah. Hepinizin katkısı ve desteğiyle. İkinci hedefimiz ekonomik kalkınma ve ekonomik gelişme. Konya turizmde önemli bir gelir elde etmek ve kırsal kalkınma için yeni bir açılım oluşturmak için bir çalışma yürütüyoruz. Allah izin verirse tüm sözlerimizi yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Konya'ya hizmet etmek herkese nasip olmaz. Konya, Belde-i Muhayyere, Hazreti Mevlana'nın, Şeyh Sadreddin-i Konevi'nin, Şems-i Tebrizi'nin, Sultan Alaaddin'in, Sultan Kılıç Aslan'ın şehri. Bu topraklara hizmet ederek aslında hepimiz onlara karşı sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz. Bizler de ecdadımıza layık olmak için hep birlikte çaba sarf edeceğiz, gayret edeceğiz. Zaten ben baştan söyleyeyim, bu heyecanın olmadığı bir yerde kesinlikle hizmet olmaz. Onun için ben bu heyecanından ve hizmet aşkından dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Biz de eskisi gibi özel idare olmamakla beraber devletin temsilcisi olmamız münasebetiyle ilçelere, köylere sık sık ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Orada kaymakam arkadaşlarımızla, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Sorunlara duyarsız kalma diye bir konu zaten bizler için söz konusu değil. Bizim yetiştirilme tarzımız, devletin bize vermiş olduğu misyon, anlayış, en ücra köşemizdeki, en uçtaki vatandaşımızın en ufak sorunuyla dertlenip buna çözüm bulmak üzere bizler eğitilmişiz ve görev hayatımıza hazırlanmışız. Konya'daki tüm muhtarlar olarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bildirimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle 9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir beka meselesi olarak görmekteyiz.